Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLC 21 videosuyla karşınızdayız. DLC ana paramız azalmış. 59.996 olmuş. Neyse. Artık 60 kaldık açılımı geldik yani. 60 kaldık açılımı yapacağız. Sadece bu şeyi anlayamadım. Nedense 59.996 olmuş bu. Galiba yanlışlıkla bir şey oldu. Bir şeye bastık. Belki de para gitti. 60K'lık açılım olacak. En yakın zamanda. Bugün videoyu çektiğim tarih 31 Temmuz Cumartesi günü. Açılımımız Pazartesi günü olacak. Büyük ihtimalle Pazartesi günü. Güzel ve belki güzel bir açılım yapacağız belki de. Alacağımız oyuncuları kısaca Müslüman oyuncular ve siyahi futbolculardan oluşacak. 60K'ya o zaman yöneleceğiz. O zaman haftanın yeni gününde veya ikinci gününde sizlerle beraber güzel büyük bir açılım yapmış olacağız. Bu açılım doğrultusunda sizlerden küçük bir isteğim olacak. DLC sevenler eğer varsa kanalımızın kitlesinin artması amacıyla yani çünkü böyle videolar kanalımızın daha da belki büyümesini sağlayabilir. Zaten kanal büyürse her ay bir çekiliş olur yani gerçekten olur. Tabii YouTube'dan gelir de elde etmeye başlayınca daha hızlı gelir ve elde etmeye başlayınca tabii ki de YouTuber'ların yaptığı en genel şey çekiliş. Ben de haftada bir ayda bir açıkçası ayda bir turnuva kurup o turnuvanın kazananına sezon pas vermek isterim ama tabii ki de kitlemiz az olduğu için haliyle YouTube'daki gelir de ona göre zaten izlenmelere göre bir abonelere göre bir istatistik oluyor. Ve zaten de çok da güzel bir istatistiğimiz yok izlenmelerde. Bir videomuzun 1000'i falan geçmesi lazım. Her zaman öyle bir kitleye yakalamamız lazım. Ramazan ayında buna çok yaklaştık. Yani çok az kalmıştı. Ramak kalmıştı belki de ama hatta 500-300 izlenmelere ulaşan bir yerdeydik. Hatta bazı videolarımız 900 bin, 1200 bin, 500 bin izlenen oldu. Ki bu sırada da bizim bilgilendirme amacıyla olan videolarımız 8K'lık bir izlenme oldu, aldı. 10K'lığa doğru gidiyordur büyük ihtimalle. Ve yeni çektiğimiz DLS oyuncunuz satılır. O DLS oyuncusunuz satılır videosu da 2000'e yakın izlendi. En son baktığımda öyleydi. Şimdi tekrardan söylüyorum. Hani orada belki yorumlarda görmüşsünüzdür. Bazıları diyor ki yok diyor kandırıyor diyor mi diyor. Daha videoyu izlememiş. 7 saat 7 dakika 40 saniye. Videoyu bak ben ikide bir bunu tekrarlıyorum. İlk çektiğimde de ben normal maç çektim. Normal maç çektikten sonra iki tane oyuncu sattık diye DLC 21 iki oyuncu sattık diye bir başlık koydum ve orada da vay efendim oyuncu sattın para gelmedi sen yalancısın yok maç izlettim başı boşuna diyenler oldu. Ve onun ikincisini çektim hani anlaşılsın diye ama kas kafalı insanlar oldukça maalesef anlaşılmıyor. DLS 21'de oyuncu nasıl satılır? O oyuncu bu satılmak demek işte. Ne yapıyorsun? Serbest bırakıyorsun satıyorsun. Nereye satıyorsun? Eski takımına gidiyor veya başka bir takıma gidiyor. Sonucunda az oyuncu serbest kalmıyor, gidiyor. Mantıken başlığımızı öyle yaptık. Hiç kimseye de hesap vermeyecek de değiliz. Yani şurada bunu söyleyeyim. Burada oyuncu satmak demek bu. Bunu gönderiyorsun. Teknik antrenör oluyor. Kondisyon antrenör oluyor. Ve biz bunu o videoda da söyledik. O kafadan angutlar anlamıyor herhalde. Biz bunu videoda da söyledik. Dedik ki DLS'de oyuncu satılınca DLS 19'daki gibi sistem yok. O sistem bitti. O sistem yok. DLS'de geliyorsun
Buradan bilmeyenler için oyuncuyu serbest bırakıyorsun. Teknik antrenör oluyor, kondisyon oluyor. Ve transfer ettiğin, buradan da transfer ettiğin oyuncuyu getiriyorsun. Burada gelişiyorsun. Bizim gelişmeyecek oyuncumuz var mı? Handanovic var. Kaleci antrenörümüz var mı? Yok, güle güle o zaman. Yok olmadığı için şu an gelişmiyor. Yani bazen böyle kas kafalıları da tekrar anlatmak lazım. Bu belki videoyu izlemeyecekler ama yani ben orada yazdım, yok işte, yok yalan arkadaşlar, yok sen orada boş boş konuşuyor. Sanki orada ben onun da yorumunu silmedim ama bak yorumlarımı, yorumuma da bakmıyor. Kendisinin hatalı olduğunu bildiği için belki de bakmıyor ama böyle de yapılmaması lazım işte. Ben hiç kimseyi kandırmıyorum. Ben reklamımı bile yapacaksam doğru bir reklam yapıyorum. Ve sizden ricam da şu 60K'lık açılım için OSM'de yani OSM sevenleri çağırırsanız çok iyi olur. Hatta açılımdan sonra birçok oyunla ilgileneceğiz ve birçok kitlemize ulaşacak. Daha çok oyun, daha çok kitle demek. Bu kitleye ulaşabilmek için bunları yapmamız lazım. Tabii ki de kitlemiz şu an yine Allah'a şükür iyi. Yani ben beni izleyenler olduğu için seviyorum. Yani oysa ki burada asıl amaç eğlenmek, önemli olan o. Önemli olan beraber oyun oynamak ve turnuva yapmak istedim. Tam bu turnuvada Discord'daki arkadaşlarla turnuvayı kurduk. Hatta ligi de kurduk ama niye iptal ettik? Aktif olmayanlar var. Discord'a gelmiş arkadaş ama sonrasında kayboldu, yani yok. Yok, o kadar kişi topladık ama boşu boşuna isim tutmuştu orada. Sonra tekrardan DLC'de turnuva yapmayı düşündük. O sıra benim hastalık girdi. Tekrardan bir çekeceğiz, çekiliş yapacağız. Pardon. Yani ne diyeceğim? Ya bir sus kardeşim be. Bir sus. Biz oyun mu oynuyoruz şu an? Onu da senin emojini ağzını ettiğim terbiyesiz. Bizim sinir ya zıvanadan çıkartıyorlar böyle bak. Ne söyleyeceğimi unutturdun. Göreceksin, ben sana maç mı kazanıyorum? Ne güzel, mis gibi maç kazanacaktın işte. Roket atları keşke atsaydım sana, ah. Kaşınıyor, böyle kaşınıyor yani. İlla diyor ki gel beni kaşıyor, gel beni kaşıyor, gel kaşıyalım seni. Gel şimdi sen. Neymar'la çıkıyoruz. Alamazsın bizi. Tek. Aldı. Niye aldı? Bizim düğme çünkü düğme gitmiş. Bak benim söyleyeceğim şeyi de unutturdu. Hain. O emojini ben sana şimdi göstereceğim, o emojiyi. O dili göstereceğim ben, dili. Bunların dili çok uzuyor. Vallahi çok uzuyor. Bu dili uzayanlara direkt içinden geçeceksin. Direkt bunlara. Ben bu arada videodan videoya oynuyorum. Yani oyun, onu da söyleyeyim. Belki oynayışımda bir eksiklik olabilir yani. Baba, hareketlere bak bak. Bak. Bak tam gel diyor, bana söv diyor. Bana diyor 7 sülalemi söv diyor bana diyor. 7 silah ama ben sövmeyeceğim. Ben sövmeyeceğim ama. Gel diyor, bana söv diyor ya. Al. Al. Mbappe'nin kafasını biz kara deliğe gönderdik. Ya bizim kara delikte bile adamımız var. Dikkatli olun, uzayda bile geziyoruz biz. Uzayda hayat kurduk biz. Allah şükür hastalığımızın da 14. günü oldu. Yani bir testin negatif çıkması kaldı. Tekrar ikinci test olduk. O da biterse zınk başlıyoruz. Ulan unuttum.
diye ulanıyorum titiye. Ne giriyorsun o topa? İyi girdi valla. Umtiti alacağım galiba herhalde. Siyahi futbolcularda da işimize yarar. İşini bozdun Neymar. Tık. Ama yapmayın be çocuklar ya. Vallahi yapmayın. Sandıbı geldi. Ofsayt hocam. Ama yaptırmayın böyle şeyleri ya. Faul niye vermiyorsunuz orada adam akıllı? Ofsayt bekledim ben orada ama. Ya şu kappe evladına yenilmeyelim ya. Kappe ya. Oyun oynuyorsun. İnsan oyun oynuyor ama işte böyle salakları görünce de bir sinir olmuyor değil yani. Ulan Sterling daha yeni girdin, koşsana. Koşacaksın. Şöyle bir dakikada 83 olmuş. Bir beraberlikte uzatmaya mı gidiyor maç acaba? Ne oluyor? Sezonu unuttuk. Oy. Çataldan çıkardı kaleci. Lan ne oluyorsun ya? Sterling geri gitti ya. Ya inanamıyorum ya. Keşke buna yenilmeseydim ilk golü. İlk golü zaten güme gitti. O hareketi indi baba terbiz. Sana neyse. Sinirimizi bozdu. İlk golü zaten biz ona beleşe verdik. Hadi bakalım elimizden kaçtı ama bir daha kaçmaz. Bizim elimizden çekirgeler kaçmaz. Ben orada bir şey anlatacaktım. Yani yenilmek, yenilip yenilmemek umurumda değildi. Ama maalesef. Keşke yenilmeseydim ama bugün kısa video olacak. Yani 12 dakikalık bir video. Biraz da açılımdan bahsedeyim dedim. Yani açılım yapacağız dedim. Bu Frank Ribery'nin de Bursaspor'a gelme ihtimali var. Acaba dedim Ribery'yi alsam mı açılımda? İnşallah Ribery'yi alayım açılımda. Bakalım Bursaspor'da gelecek mi? Biz de tahtayı açtık. Belki de yıldız bir transfer gelecek. Belki son seneye DLS'de silinecek ama silinmeden alsak iş yapar. Bir de Ribery Müslüman bir oyuncu. Evet. Evet. O zaman burada bir ön izlenim yapmış olalım. De hem Müslüman bir oyuncu olduğu için Frank Ribery ile 60 kallık açılımımıza başlamış olacağız. Frank Ribery ile başlayacağız. Bakalım kimle bitireceğiz. Yani 60 kallık açılımının fragmanını yaptık diyebilirim. Fragmanda Frank Ribery profilde keşke blog yapsaktık. Kapak fotoğrafı yapmayı unuttuk be. Kaç ay geçti. Yorgunluktan, hazırlıktan, okuldan vakit bulamadık. Ve burada ajanlarımız olacak, yetenek avcılarımız olacak. Tık 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 tık. Hepsini fişek gibi açacağız. İnşallah hızlı bir açılım olur. Yani hızlı bir açılım yapmak istiyorum gerçekten. Hiç kimseyi çok çok da tutmak istemiyorum. Çok da böyle insanı sıkan bir video olmasını istemiyorum. 28 dakikalık video mesela. Açılım için çok ideal bir dakika. O dakikaya kadar çok iyi bir şekilde inşallah belleği de yetiştireceğim. Belleği de çok iyi bir şekilde temizleyeceğim. Kökten temizlik yapacağım. İnşallah onun ardından da güzel videolarla geleceğiz diyorum. Ve bugünlük videomuz bu kadar. Belki maçtan çok çok konuştum ama bunları da açıklamalarla yapmak lazım. DLS21'de oyuncu nasıl satılır? Videomuz kesinlikle bir yanıltıcı bir şey kullanmadık orada. Yanıltıcı bir şey yapmadık. Her şeyi adam gibi anlattık. Anlamayanlar düşünsün onu. Anlamayanlar eğer varsa yine tekrar yazabilir. Ama yani çok basit bir şey ya. Vallahi bakıyorum adamın profilinde. Adam yani resmen adam yani. Resmen adam. Oyuncu serbest bıraktı tuşu var.
Türkçesi yok mu acaba? Allah bak. Tutamıyorum kendimi. Türkçesi yok mu bunun? Türkçesi yok mu? Alırsın buraya. Gelirsin. Tık. Türkçe. Türkçe bu. Türkçe. Tık. Türkçe. Türkçe kelimeden bakarsın. Oyuncuyu serbest bırakırsın. Bu da basit. Ama anlamıyorlar. Bazıları maalesef anlamıyor. Neyse, bugünlük videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.